Peki anjiyo yapıldıktan sonra nelere dikkat etmelidir hasta? Şimdi anjiyo yapıldıktan sonra, şimdi anjiyonun tabii kendine has bir takım problemleri var. Mesela? Bir tanesi damardan giriyorsun, bir atar damara giriyorsun. O girdiğin atar damarı zedelenebilir. Mesela koldan giriyorsun, koldaki atar damarın, bacakta, kasıktan giriyorsan kasıktaki atar damar zedelenebilir, kanayabilir. Orada işte pıhtı oturabilir. Pseudoanevrizma dediğimiz baloncuk oluşabilir. O tür riskleri olabilir. Onun için anjiyodan sonra hasta birkaç saat gözlem altına alınır. Kasıkta ise kum torbası konulur ki orada kanama olmasın, oradaki pıhtı tam otursun gibisinden. Ama bu arada ne olabilir? İşte bacak damarında tıkanıklık olabilir bir ihtimal. Onu iyi takip etmek lazım. Nabızlarına falan bakmak lazım. Ya da o kadar basıya rağmen, yine de pıhtı çözülebilir. Özellikle ani tansiyon yükselmesiyle birlikte o pıhtı çözülebilir ve şiddetli kanama olabilir. Özellikle kasıktaki damardan, femoral arterdeki damardan ciddi kanama olabilir. Bu da ciddi kan kayıplarına yol açabilir. Onun için genelde hastalara özellikle kasıktan yapılmış ise yani 1-2 gün böyle istirahat öneriyoruz. Tansiyon iyi, sıkı tansiyon takibi öneriyoruz. İşte aşırı yıkınmadan, ağır yük kaldırmadan, aşırı ağır hareketlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Bir de radyopak madde verdiğimiz için radyopak maddeler maalesef en büyük belki anjiyonun yan etkisi böbreklere zarar verebiliyor. O radyopak madde böbreklerde hasar yapabiliyor. Özellikle böbrek yetmezliği olan kişilerin anjiyografi yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Daha önce kronik renal, kronik böbrek yetmezliği olan kişileri anjiyografi yaparken 1000 kere düşünmek lazım. Böbrek fonksiyonlarını iyi takip etmek lazım. Çok acil değilse, çok şart değilse belki anjiyo bile yapmamak lazım. Çünkü sınırda bir böbrek yetmezliği olan, orta derece bir böbrek yetmezliği olan anjiyografi sonrası ileri böbrek yetmezliğine dönebilir. Diyalize kadar gidebilir. Evet. Onun için o önemli. Yani böbrek yetmezliği olan kişiler muhakkak anjiyografiden önce böbrek fonksiyonları muhakkak değerlendirilir, sorgulanır. Eğer böbrek yetmezliği var ise de anjiyo yaparken düşünülür, yarar ve zararları hesaplanır. Mesela hasta kalp krizi geçiriyor, çok ciddi bir durum var. O zaman tabii şart yaparsınız ama bazen de çok acil değil, riskli durum değil. Belki böbrek fonksiyonunu düzeltip ondan sonra ya da biraz bekleyip ondan sonra yapmak gerekebilir. Bu tür hastalara da işte bol su içilmesi, serum tedavisi, anjiyo sonrası işte böbrekleri korumak amacıyla tedavisi vermek gerekebilir. Yani anjiyonun yan etkileri de var diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani en büyük yan etkisi girdiği yerde işte orada kanama ve tıkanmalara sebep olan böbreklere önemli bir hasar olabilir. Sonuçta damarın içinden tel yollanıyor, kateter yollanıyor. O kateter işte orada plakların kopmasına, o plakların kopup emboli dediğimiz diğer damarları tıkamasına da sebep olabilir. Evet. Ama bunlar çok düşük ihtimallerdir. Yani %1'in altında olan ihtimallerdir. Onun için anjiyodan çok korkmamak lazım. Gerekiyorsa, gerekli durumlarda özellikle koroner anjiyografi son derece bize yol gösterici, hayat kurtarıcı bir işlemdir. Hastayı kalp krizinden koruma açısından son derece önemlidir. Onun için çekinmemek lazım. Bu söylediğim riskler düşük ihtimaller. Yani özellikle emboli ve kanama riskleri yani %1'in altında olan, belki de 1/1000'dir mesela. Emboli riski çok daha düşüktür. Ama böbrek fonksiyonları biraz daha önemli. Onun için zaten hastanın uyanık olması lazım. Böbrek yetmezliği varsa en azından doktoruna bilgi vermesi lazım. Daha öncesinden kan tahlilleri yapılması lazım. Peki kişi anjiyo olduktan sonra hocam ne kadar sürede ayağa kalkabiliyor? Normalde 3-4 saat sonra ayağa kalkıyor. Kalkıp yürüyor. Kum torbası kalktıktan sonra. Ama yine de 1-2 gün biz biraz istirahat etmesini tavsiye ediyoruz. Orada çünkü yaklaşık bir yarım santim 3-4 milim çapında orada bir delik oluyor atar damarda. O damar sonra pıhtıyla kaplanıyor ama o pıhtı işte birden çözüldüğü zaman o da neden oldu? İşte aşırı tansiyon yükselmesi, aşırı hareket, ıkınma, işte ağır kaldırma gibi durumlarda o pıhtı çözülür ve kanama olabilir. Bu olmasın diye işte 1-2 gün biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani kişi kendisine dikkat edecek. Tabii. Yani böyle hareketli bir yaşamdan biraz daha 1-2 gün yani çok aşırı uzun süreye gerek yok. Sonrasında normal hayatına devam ediyor tabii ki. Tabii. Peki burada bazı alışkanlıklar da var hocam. İşte bu alışkanlıklardan birisi sigara kullanımı. Tabii yeme, obezite, gıda tüketimi. Peki bu nasıl olmalıdır? Yani zaten sigara hiç konuşmaya gerek yok. Evet. Sigara yani damarların bir numaralı düşmanıdır. Yani kanserleri, yani kanserlerin de bazı kanserlerin bilgi tek sebebidir. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, dudak kanseri, dil kanseri, mesane kanseri. Bunlar belki tek sebebidir. O zararların yanında ilave olarak damarlara da çok ciddi zararlar verir. Özellikle damarın endotel tabakası dediğimiz üç yüzeyini damarı koruyan tabakaya çok ciddi zararlar verir ve bu zaman içerisinde damarda işte genişlemelere, damar tıkanıklıklarına, embolilere, aneurizmalara sebep olur. Sigara onun için son derece damarlar yönünden son derece zararlıdır. Yani muhakkak bırakmak lazım eğer içiliyorsa. Onun dışında ikinci en büyük problem, damarlara en çok zarar veren ikinci en büyük problem diyabettir. Evet. Yani diyabetin de sebebi işte obezite ve beslenme alışkanlıklarındaki problem ve hareketsizlik. Yani, evet, yani spor yapmadan işte göbekte ve göbek çevresinde yağlanma, bu işte karaciğerdeki yağlanmayı gösteriyor biliyorsunuz. Karaciğerdeki yağlanma başladığı zaman da işte şeker hastalığı da başlar, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, ürik asit yüksekliği, metabolik sendrom dediğimiz bir sendrom gelişir. Bütün hastalıklar başlar. Onun için ta çocukluktan itibaren beslenme alışkanlıklarını düzen çocuklara özellikle iyi etmek lazım. Fast food. Çünkü çocuklar çok fast food'a çok eğilimliler. O alışkanlıklarını zorlamak lazım. Normal geleneksel yemeklere döndürmek lazım. Obezite son derece ciddi bir sağlık problemi. Dünyanın şu andaki belki de en büyük sağlık problemi. Yani obezitedeki en büyük problem diyabet. Diyabet olduğu zaman, diyabet demek damar tıkanıklığı demek. O kadar nettir yani. Diyabete başladıysa damarları tıkanır. Bu kalp damarı da olur, göz damarın olur, beyin damarın olur, böbrek damarın, bağırsak damarın, bacak damarın, bütün damarların tıkanabilir. Onun için ne yapacağız? İşte şekerden mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Ekmek, hamur işine mümkün olduğu kadar dikkat edeceğiz. Kilo almayacağız. Belli bir spor alışkanlığımız olacak. Düzenli spor yapacağız. Bu spor yapma alışkanlığı ömür boyu olacak şekilde organize edeceksiniz yani. Böyle bir yıl yaptım, yazın yaptım, kışım yapmadım işte. Yok. Ya kaç 80 yaşına kadar gelsin, 80 yaşına kadar bu spor yapma alışkanlığı olacak ve bu yeme alışkanlığı da ömür boyu olması lazım. Yani devamlılık gerektirilmiş olması lazım. Kısa süreli böyle diyetlere falan hiçbir faydası yok. Yani az yiyeceğiz. Azdan ziyade bazı şeyleri çok yemeyeceğiz. Yani şekerli şeyler mümkün olduğu kadar. Özellikle bu sanayi şekeri dediğimiz şeker içine katılmış şeyler son derece zararlı. O mısır şurubundan oluşan şekerdir zaten. Yani mümkün olduğu kadar yani doğal şeker olarak bir bal var. Onun dışında zaten doğal şeker yok zaten. Onun için şekeri çok uzak durun. Ekmek yeme alışkanlığımız, bize çok abartılı ekmek yiyoruz. Maalesef. Evet yani bir de beyaz ekmek yiyoruz. Mümkün olduğu kadar beyaz ekmekten uzak durmak lazım. Eğer zaten diyabetin varsa, obeziten varsa zaten hiç ekmek yememek lazım. Ama diyabetin yoksa işte tam buğday ekmek yemekte fayda var. O da yani bir dilim, iki dilim çok aşırı yememek lazım. Zaten bu ikisine dikkat edersek kilo, bu göbekteki yağlanma, karaciğerdeki yağlanma son derece azaltırız. İyi de spor yaparsak hiçbir problem olmaz o zaman. Evet, o zaman anjiyoya da. O zaman anjiyoda gerek kalmaz. Gerek kalmaz. Tabii bütün organlarımıza da anjiyo yapılıyor dediniz. Biz genelde anjiyoyu kalp olarak yapıyoruz hocam. Yok, her yere yapılır. Böbrek damarlarına bakılır, bağırsak damarlarına, bacak damarları biliyorsunuz son derece önemli. Evet. Onlar da çok tıkanıyor. Göz damarı, beyin damarı, şah damarı, aklınıza ne geliyorsa bütün atar damarlara yapılabilir anjiyo.